Profesör Doktor Hasan Taşçı, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Safra kesesi hastalıklarından bahsetmek istiyorum. Safra kesesi karaciğerin alt yüzünde, ön alt yüzünde ters duran bir armut şeklinde bir organ. Şimdi safra karaciğerde yapılıyor. Ondan sonra karaciğerde yapılan bu safra safra kanallarıyla safra kesesinin içine toplanıyor ve orada konsantre ediliyor. Yani daha akışkan olan, yani ayran gibi olan safranın yoğurt haline getirilmesi şeklinde biz öğrencilere anlatıyoruz. Burada konsantre edilen safra ihtiyaç olduğunda bağırsağa boşaltılıyor. O ihtiyaç ne zaman? İhtiyaç özellikle yemeklerden sonra. Özellikle yağlı yemeklerden sonra yağ sindiriminde mutlaka safranın rolü olması gerekiyor ve safra kesesi kasılarak safrayı bağırsağa, 12 parmak bağırsağına akıtıyor. Şimdi bu safranın konsantre edilmesi, safra kesesinin kasılamaması, yani safrayı boşaltamaması durumlarında işte safra kesesi hastalıklarından ve safra yolları hastalıklarından bahsediyoruz. Bunların başında safra kesesi taşları geliyor. Safra kesesi taşları, safra kesesinin içinde konsantre olan sıvıda çökeltilerin olması, vücuttaki kolesterol, safra tuzları ve fosfolipitlerin aralarındaki dengesizlikten, yani orantısızlıktan olabiliyor. Ya da safra kesesinin emilim fonksiyonunu yapamaması nedeniyle ve kasılamaması nedeniyle orada göllenmeden dolayı, uzun süre kalmaktan dolayı çökeltiler meydana geliyor. Bu çökeltilere biz safra çamuru ya da safra kumu diyoruz ki bunların içine daha sonra mikroorganizmalar da katılarak safra taşlarını oluşturuyorlar. Safra kesesi hastalıklarından, yani safra kesesi taşlarından bahsederken neden biz safra kesesi taşlarını ameliyat ediyoruz diye bir sormak lazım. Eğer safra kesesinde tesadüfen bulunmuşsa, yani check-up sırasında tesadüfen bulunmuşsa dahi safra kesesi taşı, biz ona ameliyat öneriyoruz. Ameliyat önermemizin nedeni, bir kere eskiden sessiz taş diye, yani bir şikayet yapmayan taş diye bir kavram vardı. Artık böyle bir kavram kabul edilmiyor. Çünkü neden kabul edilmiyor? Safra kesesinin ki çalışmıyor. İçinde safra konsantre olmuş, içine mutlaka mikroorganizmalar karışmış ve o taşların mutlaka orada bir kötü bir sonuca yol açması bekleniyor. Bunlar nelerdir? Safra kesesi iltihabı dediğimiz tablo. Buna biz akut kolesistit diyoruz. Aynen akut apandisite benzer bir tablodur ki safra kesesinin duvarı iltihaplanıyor. İçindeki safra bir apse poşu haline geliyor. İleri safhalarında safra kesesi fundus dediğimiz tepe kısmından delinebiliyor. Safra karın içine dökülebiliyor, o cerrahatli olan safra. Ki bu safra kesesinin delinmesi tek başına bir hayati tehlike oluşturuyor. Demek ki safra kesesi iltihabı bir mutlaka ameliyat edilmesi gereken, edilmezse hastaların ölümüyle sonuçlanan bir tablodur. Bir ikinci önemli konu tıkanma sarılığı dediğimiz tablodur ki tıkanma sarılığı safra bağırsağa akacaktı ve sindirime yardım edecekti. Bu safra yollarında taştan ya da tümörden olan bir tıkanma söz konusudur. Biz taşlardan bahsedersek, taş geliyor, ampulle dediğimiz safra kanalının en alt ucunu tıkıyor ve safra bağırsağa akamıyor. Hastanın gözleri sararıyor, cildi sararıyor. İşte ileri safhalarında vücudunda kaşıntılar oluyor. Ama bunlardan daha önemlisi bağırsakta eriyen vitaminlerin eksikliği oluyor. A, D, E ve K vitaminleri. Ve bu vitaminler de hayat için gerekli olan vitaminler. Özellikle K vitamininin eksikliğinde, K vitamininin, yani bağırsaktan emilememesi sonucu kanama ve pıhtılaşma bozuklukları oluyor. Ve bu tıkanma sarılığının devam etmesi durumunda işte böbrek yetmezliği, beyin bulguları ile hastalar yine kaybediliyor. Demek ki tıkanma sarılığı da mutlaka tedavi edilmesi gereken bir tablodur. Edilmezse sonu mortalite dediğimiz, yani ölümle sonuçlanan bir tablodur. Tıkanma sarılığı taştan meydana geldiyse eğer bu taşlar safra kanalına düşmeden önce biz bu ameliyatı yapsaydık çok kolay bir ameliyat olacaktı. Halbuki safra kanalına bu taşlar düştükten sonra bu ameliyatı yaparsak
daha işimiz zorlaşıyor. ERCP dediğimiz endoskopik bir takım yöntemler işin içine giriyor ve hayatı tehlikede söz konusu. Bir diğer ameliyat sebebi pankreatit dediğimiz tablo. Şimdi bu şematik bir şekil. Burada karaciğeri görüyorsunuz. İşte safra kesesyonun ön alt yüzünde ters armut şeklinde bir organ demiştik. Şurada fark ediyorsanız ana safra kanalı geliyor ve burada 12 parmak bağırsağına açılıyor. Bu açıldığı yere ampulle diyoruz. Bir kalemin ucu gibi bir açıklık. Şimdi pankreas bezinin kanalı da aynı yere açılıyor. Bu çifte namlu su şeklinde açılma diyoruz buna. Şimdi eğer tabii daha önce bu safra kesesinin iltihabından bahsettik. Bu safra kesesi taşlarının bu kanaldan gelerek gelip şurayı tıkamasından bahsettik. Şimdi burayı tıkadı, safra bağırsağı akamıyor ve tıkanma sarılığı oluyor. Tıkanma sarılığı tek başına ölüme getiren bir şey. Bir ikincisi, bu taş yine geldi, safra kanalının şu alt ucunu tıkadı. Pankreas kanalı da gördüğünüz gibi aynı yere açılıyor. Ve o çifte namlusu gibi ağızda pankreas kanalı da bir baskı altına kalıyor. Ve bu sefer de bu pankreasta bir şişme, gerilme, pankreas sıvısının bağırsağa akamamasından dolayı pankreatit dediğimiz tablo meydana geliyor. Biz buna akut pankreatit diyoruz. Safra taşlarından olduğu için biliyer pankreatit de diyebiliyoruz. Bu da tedavi edilmediğinde mutlaka ölüme götüren, sonu çok kötü olan bir hastalık tablosu. Yani mortalitesi yüksek bir tablo. Hastalar yoğun bakıma yatmaları gerekebilir. Hastaların yoğun bakıma yatmalarını gerektiren bir tablo. Demek ki çok basit bir safra kesesi taşının bu konuda düşerek gelip burayı tıkanması, tıkanma sarılığına yol açıyor, ölümle sonuçlanıyor. Pankreatite yol açıyor, ölümle sonuçlanıyor.